Evet, Cehennemdere Kanyonu'ndan giriş yaptık. Baba girilmez ya. Girilir, girilir. Gel. Gel. Ay yukarıdan baba. Yok, ben vazgeçtim abla. Arkeoloji meselesini. Arkeoloji okumaktan vaz mı geçtin? Düşünmüştüm de. Hmm. Abla ben buradan nasıl çıkıyorum? Gel. Telefonunu bırak öyle gel. Bir dakika şurada çıksın. Kayarsan düşersin. Telefonu bırak, kutu kayıyor aynen. Evet, kayalım. Yüksekliği. Burası çok büyük bir şey yapmış ya. Televizyondan geçiyor. Dere nerede? Ya nasıl büyükmüş ya? Kayaları gel, baktığınız zaman... Kayaklara baksana, sivrilmiş bir şey tarafı. Kayaları baktığınız zaman... Şey... Şu dağı yan yana birleştirip aynı şekilde kalır bakın. Zaten... Bak şu oyun şeyle kalır. Belli ayrıldı zaten o şey. Yol verelim mi? Buyurun. Gitmeyin nereye isterseniz. Ya? Bakın ha, yukarıda şey var, köpek var. Köpekten zarar gelmez. Geç baba. Evet, yana yiyor. Evet, buradan bir yol. Gördüğünüz gibi. Böyle gidiyor. Devam ediyor kanyon. Devam ediyor kanyonun köye doğru yükselişi. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Daha bir yolumuz daha var. Daha önce kanyonun en tepesinden çekim yapmıştım. Fakat aşağıdan ilk defa yürüyerek çekim yapıyorum. Kayaların zamanlı oluşumları. Gördüğünüz gibi böyle karşılıklı göğe doğru uzanıyorlar.
Bu da bir bölüm. Artık giderek kanyon açılıyor. En dar bölgeyi bitirdik. Giderek yaygınlaşıyor. Yukarı çıktığımız zaman daha çok yaygınlaşacak diye onu da göreceksiniz. Yine çok ilginç kaya oluşumları sizlere yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi. İşte mağara dediğimiz şekilde bir oluşum. Da mevcut. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Devam ediyoruz. Gelen arkadaşlarımız bir kısmı vazgeçti. Geri döndüler. Yoruldular galiba. Ben de devam ediyorum. Sonuna kadar. İşte buradan aşağı gösterelim. Yine devam edelim. Evet, geçen yıllarda gelip şu tepeden çekim yapmıştım aşağıya doğru. Dediğim gibi bu sene de buradan aşağıdan yukarı çekmek kısmet oldu. Gördüğünüz gibi mağara oluşumları, doğal güzellikleriyle sizlere sunalım. Gördüğünüz gibi. Evet. Gelenlerin sesi çıkmadı ama ben biraz daha yürümenin sonuna geldik. İlk çıkanlar fazla gitmeyin köpek var demişti. Ama yine de bir kısmını görmekte fayda var. Heybetiyle. Evet, kanyonumuz en geniş alanı burası. Gelip herkesin görmesini isterim. Evet, bir sonraki görüşmek dileğiyle.